Büyük ikramiye çıktı da kime çıktı? Bir bakacağım notlarıma. Ay. Büyük ikramiyenin miktarını söyleyeyim önce. Yılbaşı gecesinin ikramiyesi bu. Ne kadardı? Tam 61 milyon liraydı. 4 çeyrek bilete çıktı büyük ikramiye. Evet, 15 hangi iller? İstanbul, Ordu, Antalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 15,5 milyon mu ediyor? Dörtte biri olunca. Öyle bir rakam çıkartmış arkadaş. 15, tam bak paracı aramızdaki hemen. Mali işler sorumlusu. Tam rakam burada. Peki önce ne olmuştu biliyor musunuz? Bu ikramiyenin bir sanatçıya çıktığı haberi çıktı. Biz evet. Gerçekten kime çıktığını vermeden o kişiyle konuşacağız hep. Onur Akay desem, Onur Akay'ı nasıl bilirsiniz? Cenaze levazı maddesi. Cenaze evet, kimdir bütün haberlerini Akay? Verir. Ama Onur çok kaos sevmeyen, iyi kalpli ve herkes mutlu olsun isteyen bir adamdır. Ben sadece bir haberde şişti bildiğim kadarıyla. Hangisi? Şu anda hatırlamıyorum da o söyler. Yalan çıkmıştı bu haber. Onu söyler ama evet. Genelde doğru. Onun dışındaki bütün ölüm haberleri doğru. Azrail ona haber veriyor. Onur şunu almaya gidiyorum canını. Evet ilk o. Nasıl ölüm haberlerini mi haber veriyor? Evet evet ilk ondan duyuyoruz hep son zamanlarda. Felaket evet. Tellalı diyorlarmış kendisine. Evet. Öyle mi diyorlarmış? Öyle tabii. Yani haberde adı öyle çıkmış söyleyeyim. Felaket Tellalı lakabıyla ünlenen Türk sanat müziği sanatçısı işte Onur Akay. O nedenden dolayı hattımızda mı? Ama İstanbul'daki talihli olduğu da söylenmiş. Soralım bakalım acaba o talihli kendisi mi kendisine soralım. Hattımızda mı hazır mı Onur Akay arkadaşlar? Alo, iyi yayınlar. Günaydın, hoş geldiniz sevgiler. Söylemezsem olmaza. Şimdi iki hoş şey bulduk. Var. Bir, Felaket Tellalı olduğunuz söyleniyor. İki, büyük ikramiyeyi kazandığınız söyleniyor. Hangisiyle başlamak istersiniz? Zaten söylemezsem olmaz. Onun olmaz. İçin size bağlandım. İlk ayınım. Sevgili Birjan'a, Ece'ye, Ali Bey'e sevgi ve saygılarımı sunuyorum öncelikle. Selamlar. Tüm izleyicilerinize de. Teşekkürler. Aleyküm selam. Hemen şey soralım size. Büyük ikramiye size çıktı haberi. Nasıl çıktı? Şimdi 3 Ocak'tı. Bana birden sosyal medyada mesajlar gelmeye başladı. Özellikle Instagram'dan. Ne oldu? Kaçıyor musun? Sesin kesildi ya. Alo. Duyamıyoruz seni diyorum. Sesin gitti. Kaçıyor musun? Stüdyodaki sesi açabilirsin. Parayla. Biliyor mu acaba şu andan? Tamam evet. Evet. 3 Ocak tarihiydi. Ben tabii önce anlayamadım sosyal medya özellikle Instagram'da evet. Fotoğraflarımın altına yorumlar yazıldı. İşte abi sana çıkmış hayırlı uğurlu olsun işte ben senin kuzeninin bile yazan var hala oralarda bir sürü şeyler. Ben ne olduğunu anlayamadım derken bu iddialar basında çıktı. Tabii basında çıkınca benim telefonlarım durmadı yani sabahın erken saatlerinde başladı. Çok böyle inanılmaz değişik yerlerden tehditler bile aldım. 1,5 aydır sıkıntılar yaşadım bu konuyla ilgili. Oysa ben var ya bilet almamıştım evet. Yani ne olduğunu anlayamadım. Özellikle de medyada yer alınca İstanbul talihlisi olduğunu söyledikleri vakit birçok ortamdan aramalar oldu. Eski çalıştığım, sahneye çıktığım mekanların sahipleri olsun. Kimseye inandıramadım. Ailem, yakınlarım ve en önemlisi tehdit olayları vardı. Ve ben de bu kişiyi ben aramaya karar verdim. Bu sefer dedim tellallı değil başka bir şey yapayım dedim vallahi. Sırf bu sıkıntıdan dolayı bizim genel yayın yönetmenimizle birlikte medyamızın Onur Akay Medya'nın Umut Yılmaz'da 1,5 aydır arıyoruz. Ama öyle bir arama ki her türlü araştırmaları yaptık ve sonunda bulduk. Ve ben olmadığımı sizinle de açıklamak istedim. Bunun bitmesini çünkü inandıramıyorum. Ortaköy'deki esnaflara bile inandıramadım. Merak ettim ben Onur Bey sizi neyle tehdit ettiler? Yani bize para vermezsen sana şunu yaparız bunu yaparız mı? Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundunuz mu? Hayır onunla ilgili bulunmadım. Sadece para istediler. Zaten bütün mesajlarımı görseniz hep para isteyen dolu. 1,5 aydır. Tehditle ilgili bulunmadım. Üstünde duramadım önce. Daha sonra devam etseydi bulunacaktım. Ama bulunmadım. Yani savcılığa bulunmadım. Fakat yani şimdi söyleyecek gibi tarzda bir şey olmadığı için canlı yayında söyleyemiyorum. Birçok değişik ortamlardan geldi bu para istekleri. Ben bile şaşırdım. Hele bazı kişileri ben tanıyorum. Tesadüfen sabah erken saatte mesela Google'dan büyük ikramiye kime çıktı diye araştırıyorlar insanlar. Allah Allah çok acayip. Sabahın erken saatinde telefonum çaldı. Peki araştırdınız buldunuz kim?
Şimdi burada müdahale edeceğim. Onur Akay kendisine büyük ikramiye çıktı haberlere. Anladığım kadarıyla ayyuka çıkınca, başı da belaya girince gerçek talihliyi bulmaya gönlünü adıyor ve aylar sonra gerçek talihliyi buldunuz değil mi? Doğru anladık buraya evet, kadar. Evet, evet. İstanbul peki, talihsi bir ay. Şimdi, bir şimdi siz de hatta bekleyin lütfen, çünkü gerçek talihli olduğunu söyleyen, iddia eden kişi, sizin de bulduğunuzu tahmin ettiğim kişi, hattın diğer ucunda, aynı anda konuşalım. Bir dakika, ben konuşabilir miyim? Zengin sen konuş, buyur. Aa, merhaba, nasılsınız? Beni tanıyorsunuz herhalde değil mi? En sevdiğim kişi. En sevdiğim kişi. Kankanızım ben. Adını söyle. Medet. Medet Bey. Aa, adam muhatap olmuyor bizle. Günaydın Medet Bey. Günaydın Ece Hanım, günaydın. Yok ha. Hayatta öyle bir muhatap olmamazlık söz konusu değil. Sonuçta beni tanıyorsunuz, beni çok seviyorsunuz. Hani geçen mesaj atmıştınız bana. Bircan geçmiş olsun. Direkt Ece ile bağlantı kurdu. Ece yok, Ece ne Ece'si? Bircan İpek ben. Günaydın. Oo, konuşan teyzem mi? Evet. Ne bileyim yani, teyzeler, dayılar, halalar çoğalınca artık herkes aynı gözle bakıyorum. Ya aşk olsun ya, tamam Ece'yle konuş. Medet Bey sizden medet umuyorlar. Valla benden kimse medet ummasın. Ece Hanım, siz de beni beraber programda yapmıştık, hatırlıyorsanız bir yarışma programı. Hatırlıyorum. Beni artık tanıdıysanız, ben dünya malına sama etmeyen, paraya satmayan bir insan olduğum için İstanbul'dan da kaçtım. Hani herkesten kaçtım. Ama şu bir şey diyeceğim. Gerçekten para size çıktı mı? Önce bir şunu söyleyin. Emin olun. Ben videolarımı, fotoğraflarımı, işte mühürlerimi, işte Milli Piyango'da bütün belgelerimi şey yapmıştım zaten Umut Bey'e. Ekranda size göstermedi mi? Bilal Bey, evet. Yani herkes kendini saklamak ister. Siz ispatlı bir şekilde beni millet talihli diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Vazgeçtim, demiyorum artık. Niye? Ne oldu? Akrabam çoğaldı. Ne güzel işte, kalabalık. Medet Bey, ne kadar çıktı size? Ben yalnızlığı seven bir insandım Ece Hanım. Ben yalnızlığı seven bir insandım. Ben de yalnızlığı severim. Anlıyorum sizi. Ne kadar çıktı para, tam olarak? 61 trilyon çıktı. 15.250 lira para aldım. 15 milyon aldınız. Evet. Peki Ece, çok merak ediyorum. Hatırlatalım mı? Senin programında kimdi falan, sen hatırlıyor evet, musun? Görüntüsü gelebilir mi? Beyaz TV'de Medet benim programıma çıkmıştı. Hatta bir sahne Murat Serezli. Efendim? Murat Serezli vardı. Evet. Bizim Beşiktaşlı bir ustamız vardı. Hepsini nasıl hatırlıyorsun Medet Bey? Hande Atezi'ye hatta çıktın. Biz telefon bağlantısı yapmıştık Hande'nin programında da. Evet. Kaç yıl geçti Medet? Bu 3 ya da 4 sene olması gerekiyor. Yok, 2011'miş bu. 2018'de 7 sene olmuş. 7 yıl evvel. Abi TNT diye kanal kapanalı evet, yıllar oldu. 7 sene önce. Bende var şimdi tarihleri. Şimdi Medet Bey, önce şunu söyleyeyim. 2010 yılında o zaman Star TV'de yayınlanan Zuhal Topal'ın programına, İzdivaç programına çıkıyor ilk. Damat adayı olarak. İzdivaç Zuhal Topal. 2010. Evlenmek istiyor. Sonra 2011'de Hande Atezi'nin TNT'deki programına katılıyor. Orada bir hanımla yakınlaşıyor, ayrılıyor. Sonra Ece Erken'in Beyaz TV'deki programına katılıyor. Ece Erken onları barıştırıyor. Ece, sen barıştırmışsın. Bağlandık biz. Hande ile canlı yayın yaptık. Ortak yayın yapmışsınız. Bağlandırdık. Bağlantı yapıp barıştırdık. Hala benim kafam başka yerde. Şeyi söyleyeceğim Medet Bey. Merak ediyordum. O kadar evlenmek istediniz. Hı. Evlenebildiniz mi? Hayır, evlenemedim. Zaten bu saatten sonra hiç da hayatta evlenmem. Ay, evet. Sakın. Parayı ne yapacaksınız Medet Bey? Şu an için sadece paranın çok küçük bir miktarını ne yapacağımı kararlaştırdım. Geri kalanını açıkçası psikolojimi düzeltemediğimden dolayı bir karar vermedim. Peki küçük miktarda ne yapacaksınız? Küçük miktar ne kadar? Sizin için tabii her şey küçük. Küçük miktar yaklaşık işte 4 milyara yakın bir paradan bahsediyorum. 4 küçük bin. Bir miktarı. 4000 evet, TL. Ne yapacaksınız? Yani eski parayla 4 trilyon. Ha, 4 trilyon. Ay, biz nerelerde evet, kaldık? Eski parayla 4 trilyon. Bilmiyorum isim vermek doğru olur mu ama 2 tane yere bağış yapacağım bu parayı. Alkış! Kocaman alkış! Bravo! Bravo be! Bravo! Peki ben şunu hep merak ederim. Şimdi siz talihlisiniz. Para size çıktı ya. İlk ne yaptınız bu parayla? İlk. İlk parayla ne yaptım? Ben size sadece şunu söyleyeyim. Ben çekimi zaten cuma günü aldım. Paranızı aldınız. Cuma günü aldım. Daha o paradan bir kuruş harcamadım. Ay, çok enteresan. Nereden aldınız çekim? Ankara'dan. Ankara'dan. Evet.
Video denetçilerimi göndereyim isterseniz WhatsApp'tan ama. Valla yani, gönderin ya, inanamıyoruz. Ben parayı kazanmadığınız konusunda bir kuşkuya sahip değilim. Tereddüte sahip değilim. Öyle bir iddiam da yok da. Onur Akay sizi bulana kadar medya bulamadıysa hani diyorum şeytanın avukatlığını yapıp Onur Akay şimşekleri kendi üzerinden o zaman şöyle kurtarıp senin üzerine çekmek için Hayır, ben sizin söyleyeceğiniz şeyi tahmin edebiliyorum az çok. Şöyle söyleyeyim o konuda. Evet. Medya dünyası değil. İstersen bir tarafın ben kendimi sakladıktan sonra bulamaz da. Onur Bey'in de beni şey bulması o kadar büyük şans oldu ki. Sizin eski yapım çalışanlarından Umut Bey var. Umut Bey'in sayesinde buldu. Yoksa imkansız beni bulması. Peki. Ya paranın size çıktığını nasıl buldu? Valla ben biletin işte Facebook'tan falan paylaştım. Arkadaşlar bakın arkasında mühürüdür, şudur budur videolar paylaştım. İşte beni Umut Bey aradı. Yanlış yaptığımı. Siz kendinizi teşhir ettiniz. Para bana çıktı sosyal diye. Sosyal medyada duyurmuş. Yani o da o şekilde buldular. Yoksa beni bulma şansları yoktu gerçekten. Ki ben gerçek bildiğim hani çıkan sahteleri boş verin. Gerçek bildiğim akrabalarımla bile çok nadir görüşen bir insanımdır. Şimdi yalnızlığı seviyordun Medet Bey. Ne yapacaksın şimdi bu parayla da? Peki bir bölümünü kullanacağım diyorsun. Diğer bölümünü ne yapacaksın merak ediyorum. Şu an için Ece Hanım hiçbir düşüncem yok. İnanır mısınız? Yani peki gerçekten... siz ne iş yapıyordunuz? Medet Bey ne iş yapıyordunuz ve ne kadar maaş alıyordunuz? Evlilik programlarına katılmak dışında. O bir iş değil zaten. Ben dünya üçüncüsü, Türkiye birincisi pasta ustasıyım. Süper pasta. Değişmiş tabii. Ya. Benim program tatlım benim de yemek yapıyorduk orada. Tatlı yapıyorum. Tabii tatlı çok güzel yapar. Çok güzel ya. Peki mesleğe devam edecek misiniz? Bununla ilgili güzel bir yatırım var şu an elinizde. Vallahi ben şu an için diyorum ya psikolojim hiçbir şeye onay vermiyor. Çok yani tamamıyla düşüncedeyim şu an. Kanka çok haklısın. Ya kendi kendine psikolojini düzeltecek halin yok. Bunun için profesyonel yardım alın. Bu konuda ya bu paralar o kadar bilet alan insanın gözü olduğu bir paralardır. Eğer siz o paralara hükmedemezseniz o para size hükmederse geçmiş olsun. Büyük badireler atlatıyorlar. O paraları da kaptırıyorlar, sefil oluyorlar. Onun için profesyonel psikolojik destek alın. Bu parayı sizi hükmetmemesi için. Ya Medet Bey evin var mıydı mesela? Çok merak ediyorum. Var. Benim evim, arabam, kendime ait evim, arabam, şirketim, her şeyim var benim zaten de. Hani şey değil. Nasıl anlatayım? Ben bu paranın lanetli olduğunu size nasıl anlatabilirim? Anlatma. Görüyoruz zaten çıkanlar maalesef kağıt çok parçası, hayırlı harcamıyor. Kağıt parçası bir insana köle yapıyorsa, yapabiliyorsa, başarabiliyorsa böyle bir şeyi o kağıt parçasının benim için benim gözümde değeri yoktur. Ne kadar bilinçli bir peki herkes saklar. Yani. Siz niye kendinizi teşhir ettiniz? Neden bunu açıklama ihtiyacı ben duydunuz? Ben neden kendimi teşhir ettim? Benim ortağım var. Hamza Özdemir diye bir arkadaşımız. Kendisi benim ortağımdır. Aynı zamanda iş yaptığım bir insandır. Biz bununla heyecana kapıldık. Heyecana kapılınca işte onu aradık, söyledik, bunu aradık, söyledik derken öyle çoğalmaya başladı. Hani bir virüs gibi çoğalmaya başladı. Ama baktım ki beni mutlu etmiyor. Aksine insanların sahte yüzünü bana gösterdiği için beni daha çok mutsuz ediyor. Keşke saklasaydınız değil mi? Şimdi size söyleyeyim, size inanmayanlar da çok. Yani bir de parayı daha hiç almadım diyorsunuz. Üstünden bir zaman geçti. Elimde para yoktu uzun zaman. Bana çıktı diyorsunuz. Cuma günü aldığımı söyledim. Dokunmamış. Daha bir kuruşunu kullanmadığımı söyledim. Almış. Para onda. Anladım. Yani şöyle söyleyeyim. İnanmayanlar da çok bir taraftan size ama nasıl inandıracağız bilmiyorum. Valla. Videoları varmış zaten. İnanmak isteyen arkadaşlara çekim fotoğrafı var. Bir de niye inandıralım ki insanı? Fotoğrafını gönderebilirim. Niye inandıralım? Hayır nasıl bir tehlike var biliyor musun? Sizi tenzih ediyorum ama. Hatırlar mısınız filmi? Bilet kendisine çıktı diye namuslu muydu Şener Şen'in? Hmm. Hani herkesten tokatlayıp çok affedersiniz ama aklı bu geldiği için söylüyorum. Para nasılsa bende gelecek. Daha dokunmadığım hikayesiyle dolandırıcıların akıllarına öyle şeyler geliyor ki. İşte az çok biliyoruz. Dolayısıyla belki inanmadığını söyleyenlerin şimdi siz kendinizi ilan etmek alışık olduğunuz bir şey değil. Hem ilan ettiniz hem paraya dokunmadığınızı söylüyorsunuz hem üstünden bir zaman geçmiş ya.
Evet. O yüzden akla bunların gelmesi de çok şey değil. Yani Medet Bey, ben şuna inanıyorum. Ev ama bile almayacak mısınız? Ece Hanım, hani, Ece Hanım şöyle bir şey var. Beni tanıyan çok iyi bilir. Hani gelip gördüğünüz zaman şirketi böyle de. Şu an benim şirketimde yaklaşık 30 tane çalışanım var. Hani beni tanıyanlar çok iyi bilir ki paraya tapmadığımı, böyle bir şeye öyle insan etmediğimi çok iyi bilir. Evet, tahmin ediyoruz. Öyle insan da var tabii ki çevremizde. Hep herkes paradan konuşmuyor ama şeyiz merak ediyorum. Hala aynı şirkete gidiyor musunuz? Hala işinize devam ediyor musunuz? Aynı şirkete şu an için devam etmiyorum. Şu an ben sadece şunu söyleyeyim, yerini söylemeden. İstanbul dışında hiç bilmediğim bir şehirde bir daire kiraladım, orada yaşıyorum. Yaklaşık 15 gündür. 15. Yani hayatın kaysın diye mi bu para çıktı sana, anlamadım. Bilmediğin bir şehirde niye ya? Git bir otelde yaşa yurt dışında. Yani dünya kadar para. Hayatın tadını çıkar. Bilmediğim bir şehirde yani neden yalnız duruyorum? O sorunun cevabını mı istiyorsun abi? Evet. Çok enteresan. 6 senedir çok sevip peşinden koştuğun kız sana yüz vermiyorsa, üzerinde bilimum resimlerin olduğu kağıt parçası, o kızı sana aşık edebiliyorsa benim başım gerçekten belada demektir ki artık gerçek dostlukları bulamayacağım. Peki Medet, senin burcun ne? Benim burcum Başak. Başak. Balık gibi geldi. Yani diyorsun ki benim kız peşinden koştuğum kız şimdi parayı görünce benim peşinden koşuyor. Lanet olsun İstanbul'a da. Gidiyorum la bu şehirden mi? Peki bundan sonra gerçek dost, gerçek arkadaş gelecek mi sana? Gelmeyecek, sen o kadar geldi burada. Dostların burada Medet. Dostların burada. Teyzem burada. Medet sen o parayı boş ver. Sen ne yapacaksın burada bana? Medet kardeşim, yarın canlı yayınımıza gelir misin? Bu mevzu derin mevzu. Ne? Şimdi kapatmamız lazım. Buraya gelir misin yok, yarın? Yok, ben kabul etmiyorum bu teklifi. Medet gel ya. Söz vermeyeyim akşam görüşsek olur mu o konuyu ablacığım? Tamam peki. Söz vermek istemiyorum. Bilal, yapımcımız Bilal Özbilge seninle konuşacak ama gel, sen dertlisin. Bu dertleri çözmemiz lazım hep birlikte. Ya, hem belki paylaşmak istiyorsun. O kızı da bulalım. Kız belki gerçekten seni seviyordur yani. Hiç duygusal değildir. Tamam. Evet, yardımcı gerçekten olacağız. Gerçekten seviyor bak. Gerçekten 6 senedir peşinden koştuğum birisi. Ama şimdi kıymetini seviyorum. Anladı. Nankörlük yapma, şimdi kıymetini anladım. Değişik bir tesadüf oldu. Sen de parayı gösterme, bana çıkmadı de. Kıymetimi tabii ki şimdi anlayacağım. Para çıkmadı de. Bakalım giderse... Senindir. Gitmezse senindir, giderse senin değildir. Zaten hiç senin olmamıştır. Medet kardeşim, olmamıştır. Sen yarın gel, biz senin tüm sorunlarını çözeceğiz burada. Sana söz veriyorum. Bu kumar değil. Adam borçlu çıkardı. Bu kumar değil, test. Yani test edeceksin. Diyeceksin ki, aşkım... Yani 6 sene sonra benim kıymetimi anladın, bana geldiğin için sağ ol ama o para bana çıkmadı. Aleyhmoğlu'na çıktı mesela. Yani diyeceksin ki Onur Akay mafyadan korktuğu için benim üzerime attı. Beni buldu 1,5 ayda. Bana çıkmadı. Güzel taktikler. Peki. Medet mantıklı. Batal, sizi yarın söylemezsem olmaz'a bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ne diyeyim, güle güle harcamak nasip olsun. Onur Akay bu arada... telefon hattımızda mı hala arkadaşlar? Evet buradayım, dinledim. Hayırlara vesile olsun ne diyelim artık. Vallahi hani emin olsun. Onur, şeyi hatırlayamadım ben. Senin yalan çıkan bir şeyin vardı. Sosyal medya paylaşımını özür dilemiştin onunla ilgili. Neydi? Kuzey Varg'ın yanlışlıkla yoğun bakıma kaldırıldığını iddia etmiştim. Onu da bir Türk sanat müziği sanatçısı Marmaris'e gittim, gördüm, yanına gittim diyerek bana açıklayınca oldu. Ben hiç araştırmadan yazmıyordum. Bir kere öyle bir hatam oldu. Genelde Azrail mi sana haber veriyor? Onur şuraya gidiyor. Vallahi vefa için yapıyorum Ali abicim. Ve yazmadığım zaman mesela 13 gün sonra hiç kimsenin haberi yok, yazılmadı. Çok değerli bir sanatçı geçtiğimiz günlerde yine Beyaz Kelebekler'de. Ben yazınca flash diye verdiler. Yani gerçekten böyle o da bizim misyon... ayıbımız yani, medyanın ayıbı. Evet, böyle bir misyonun oldu ama biz sana teşekkür ediyoruz yayına da bağlandığın için. Rica ederim. Para sende değilmiş Onur. Evet. O zaman seni çağırmıyoruz daha. Peki sen ne zaman istersen gel. Tabii geleceğim. Zaten bir canla çok güzel anılarımız evet da var. Evet ya, onlardan o Adana'yı anlatacağım. Ay çok komik adamdır bu. Evet. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Peki Onur Akay, teşekkür ediyorum. Son bir şey soracağım. Siz ya bu Medet Batal'ın talihli olarak Milli Piyango'yu kazandığını emin misiniz? Bunu biliyor musunuz?
Eminim tabii ki. İşte fotoğraflarını ve bizim ortak tanıdığımız kendisi de bahsetti. Umut Yılmaz'dan zaten o kendisiyle konuştu, bize röportaj verdi. Sesi de kayıtlı bende, her şeyi. Peki, teşekkür ediyorum tekrar size. Evet, ne diyelim? Şekilde. Bir dahakine talih size ya da bize, işte en çok ihtiyacı olan kimse olur Gülsün. Görüşmek üzere. En çok ihtiyacı olana Gülsün inşallah. Evet, inşallah. Hepinize saygılar. Öpüyorum. Görüşmek üzere. İyi programlar efendim. Çok teşekkürler. Şimdi benim merak ettiğim bir şey var. Şimdi mesela ben çıktım. Ben Ece Erken, bana çıktı bu Milli Piyango diyorum. Bunu yalanlayacak bir yer var mı? Tam da onu söyleyecektim Ece. Biz burada şunu altın çizerek söyleyelim. Biz Medet Batıl'ın Milli Piyango tahlilcisi olduğunu söylemiyoruz. Onaylamıyoruz. Duyurmuş da değiliz. Kendisi böyle bir iddiada bulunuyor. Ama şimdi Milli Piyango dairesinden bunu onaylatmak mutlaka lazım. Çünkü sizi tenzih ediyorum Medet Bey, ama her türlü dolandırıcılık yöntemi de akla geliyor gerçekten. Yaşanmayan şeyler de değil bunlar. Biz böyle bir duyuruda bulunmuyoruz. Bu Medet Bey'in iddiası. Yani böyle bir şey olduğunda yalanlama da gelebilir değil mi şimdi? Hani evet. Ona çıkmadıysa Milli Piyango İdaresi diyebilir hani bu talihli değil. Zenginin parası züğürdün çenesini yordu. Bir saattir Milli Piyango'nun evet. Vallahi yemin ediyorum bana. Kızın bir morali bozuldu, teyze çıktığı için. Medet'in gözdesi olsaydı böyle demeyecekti. Teyze Medet çıkınca. Medet Bey dedi ben uzaklaşıyorum hepinizden falan.